Allah Kur'an-ı Kerim'de talakla ilgili, talak suresi yani boşanma ile ilgili ayetleri bize açık açık bildiriyor. Fakat Allah'ın nezdinde helalin en sevimsiz olanı talaktır diyor. اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى اَتْطَلَاقُ Doğru söyledim diye düşünüyorum. Allah talakı, boşanmayı hoş görüyor fakat tasvip etmiyor. Keşke olmasa anlamında çok düzgün bir cümleyle arz ediyor Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fakat bu en zor anda, çaresizlik anında boşanmaya müsaade ediliyor. Kadın deli, adam delirdi. Birden şizofreni oldu. Ne yapacaksınız? Size öldürmeye kalkıyor. Yok kızım kal. Oğlum idare et. Ya katil olacak o. Ben de maktul olacağım. Ne diyorsunuz siz? Yani hastanelik olan insanla hastanede yaşaması, belki de yatağa bağlanarak yaşaması gereken insanla aynı evde yaşar, gecesini öldürsün diyorsunuz öyle mi? Olmaz. Olmaz efendim. Hayatın odağın akışına aykırı olmayacak. Boşanma da Allah'ın meşru kıldığı bir eylemdir. Evlilik ülfet içinde olmalı. Ülfet, külfet değil. Evlilik muhabbet, sekinet, meveddet, sevginin kaynağı olacak şekilde devam etmelidir. Olmuyor, tutmuyor. Devam etmiyorsa zorla iki insanı bir arada tutmak doğru bir şey değil. Velev ki onların hayrını olacağını düşünseniz dahi baskıyla, zorlukla, icbari bir şekilde seni öldürürüz. Bizim kızımızı boşayamazsın. Biz aşiretiz, biz doğuluyuz, biz batılıyız. Biz filanca ırktanız. Böyle bir şey yok. İyi olunca herkes iyi, kötü olunca vay sen niye böyle yaptın demeyeceğiz. Talak 3 defa yapılınca, 3. talakta insan boş olur. Fakat genelde aynı anda 3 talak birden boş ol, boş ol, boş ol diyerek kadınlarını boşuyorlar erkekler. Bu kadar kolay mı? İslam ekolünde 3 talakı bir saymıştır din alimleri. Hususiyle hala bu şekilde değerlendirilir. Çünkü insan o an sinirlenir ve sinirlendiği için de ağza geleni sayar. Her iddet dönemini bekler. At-talâku merraten Kur'an'da 2'dir der. 2'den sonraki 3. süre bittiği an iddet dönemi, o zaman gerçek boşanma olmuş olur. Allah Teala o an bir çocuğun olma ihtimaline karşılık beklemeyi, iddet saymayı, evi ayırmamayı, belki bir o kavga hali biter. Tekrar bir araya gelirler. Bir araya geldikleri anda evlilik müessesesi devam eder çünkü. Hemen öyle kapıyı kapattım, şirketi kapattım, aileyi kapattım. Öyle bakmaz. Devam esastır. Devam güzeldir. Bunu sağlamaya çalışır. Allah inşallah güzel birliktelikleri nasip eylesin. Boşanmaya müracaat etmeden hayatımızı tamamlayabilmeyi nasip eylesin.